bir yıldızdan diğer yıldıza geçiyorum. İki yıldız arasında kalmak kolay değil. Sevgili Fahrettin Hocam, az önce hata yapmıştım, bu sefer yapmayalım müsaadeniz olursa. Evet. Hocam, hasreten uluhiyet ve rububiyet tevhidi kavramları üzerinde kavramsal çerçevesince kullanmışsınız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime Allah'a hamd, örnek kul ve son Resul Hazreti Muhammed'i salatu selamla yad ederek başlıyor ve saygıdeğer hocalarımı ve siz kıymetli dinleyenleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ben konuşmama konuya tevhid gerçeğini en doğru ve en doyurucu bir biçimde dile getiren iki ayetle tebrüken başlamak istiyorum. Hem de bu konuşmamda işleyeceğim konuyla bağlantılı olduğu için birisi tevhid-i rububiyet, birisi de tevhid-i uluhiyet gerçeğini ifade eden iki ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum. Bunlardan birincisi Estaizu billah, Elhamdu lillahi rabbil alemin. İkincisi bu tevhid-i rububiyetle ilgili bir ayet. İkincisi tevhid-i uluhiyetle ilgili ayet. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huver rahmanur rahim. Sadakallahu lazim. Değerli kardeşler, hocalarım genel anlamda çok önemli konulara değindiler. Ama ben belki onların sözlerine biraz daha netlik kazandıracak, sizin anlamanızı kolaylaştıracak kavramsal çerçevede gireceğim. Onun için önce bazı temel kavramların ve anlamların altını çizeceğim. Bu 20 dakikalık süre içerisinde. Sonra tevhidin tanımını ve dindeki yerini kısaca size anlatmaya çalışacağım. Muhtevasını belirtmeye çalışacağım. Farklı tevhid söylemlerini kısaca size sunacağım. Ve belki de bunların hepsine bir kriter olacak Hazreti Peygamber'in tevhidi söyleminin ayırt edici özelliklerini kısaca size sunacağım. Ve ilk bölümü inşallah bu başlıklar altında tamamlamaya çalışacağım. Daha sonraki bölümde tevhid ehlinin bazı nitelikleri çok önem taşıyor bence. Onun üzerinde duracağım. Ondan sonra da bazı teklif ve tespitlerle ve yapılması gerekenlerle ilgili sözlerimi son 10 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağım. Önce şunu söylememiz gerekiyor. Temel kavramlar olarak İslam. Ben acizane bugüne kadar yapmış olduğum çalışmalarımda ve bu konuda iddialı olan insanlarla da yapmış olduğum konuşmalarımda kavramın Kur'an çerçevesinde tam olarak algılanamadığına şahidim. Onun için ben sadece kısaca öz olarak söylemek istiyorum. İslam, Allah'a gönülden teslimiyetin ve vahiy kaynaklı hak dinin adıdır. Bir daha söyleyeyim. İslam, Allah'a gönülden teslimiyetin ve vahiy kaynaklı hak dinin adı. Tevhid, Allah tarafından bütün peygamberler aracılığıyla her topluma önerilen doğru, diri ve makbul imanın adı. Tevhidi söylüyorum. Tevhid, Allah tarafından bütün peygamberler aracılığıyla her topluma önerilen doğru, diri ve makbul imanın adıdır. Tevhid budur. Şeriat, çok korkulan bir kelime son zamanlarda hocalarım değindiler. Hak dinin doğru uygulanış şeklinin ve Allah'ın düzenleyip peygamberlerin uyguladıkları ilahi hukuk düzeninin adıdır. İnsanın saadeti ve selameti bundadır. Efendim, ümmet, tabii kelimenin filolojik anlamda başka anlamları var, zaman anlamı var, önder anlamı var, bunları geçiyorum, sosyal anlamda söylüyorum. Hak, hakikat, hidayet ve adalet üzere birleşmiş olan toplumun adıdır ümmet. Bunu ifade etmekte. Daha genel anlamda söylersek, hak dine inanan ve onun idaresi, sistemi altında efendim yaşamayı kabul eden insanların oluşturduğu topluma biz kısaca ümmet diyoruz. Değerli kardeşlerim, bu dört kavram temeldir. Bunları vahiy içini nasıl doldurmuşsa öyle doldurmak ve anlamak zorundayız. Başka türlü çaremiz yoktur. Bakın, bunların tartışması yoktur. Bunların tartışması yapılamaz. Onun için İslam'ın karşısında yer alanlar hep bu kavramları tarih boyu bize sicilli kavramlar olarak, sabıkalı kavramlar olarak göstermişler.
Sabıkalıdır bu kavramlar. Şeriattan bahsedemezsiniz, tevhidden bahsedemezsiniz. Ümmet olmanız zaten mümkün değildir. Dolayısıyla bunlar sabıkalı kavram olarak görülmüş. Çünkü bunlar bu ümmetin bütün dertlerini bitirecek, eğer içleri doldurulur, gereği yerine getirilirse bu ümmetin bütün dertlerini bitirecek kavramlar. O bakımdan öncelikle bunları size kısaca sunmaya çalıştım. İkincisi, tevhidin tanımı. Evet, İslam, biraz önce hocalarım da söylediler, söylemekte fayda var. Vahiy kaynaklı hak dinin adıdır. İslam'ın özü ve temel tezi de tevhiddir. Hem özüdür hem temel tezi. Arapça bir kelime olan tevhid, tabi sözlük anlamı itibariyle birlemeyi, bir şeyin tek ve bir olduğunu kabul etmeyi ifade eden bir kavramdır. Ama dini bir ıstılahi anlamı olarak söylemek gerekirse, Allah'ın zat, fiil ve sıfatlarında bir ve tek olduğunu kabul edip ona gönülden bağlanmayı ifade eden bir kelimedir. Ve tevhid, Yüce Allah'ın birliğini belirtmek için kullanıldığında, şunun altını çizmek istiyorum, sayısal birden ziyade, bize bir deyince hep sayı akla geliyor, sayısal birden ziyade onun eşsiz ve yeganelik anlamında bir olduğunu ifade etmektedir. Onun için Cenab-ı Hak sayısal anlamda değil sadece. Her bakımdan tektir ve ona benzeyen hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Hak önce Allah bu şekilde kabul edilmeli ve Allah'a tevhid ölçüsünde inanmanın anlamı da Kur'an'ın ifadesine göre budur. Şimdi böyle bir inancın insanın iç dünyasında yer alıp meşru bir zemin bulması kolay değildir. Bunun da şartları var. Bir şeyi Cenab-ı Hak'tan istiyorsak şartlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Evet, bunun birinci şartı Allah'ın varlığını ve birliğini zihnen kabul etmektir. Zihin olarak buna hazır olacaksınız. Birincisi bu. İkincisi de kalben Allah'a bağlanmaktır. Eğer bu iki gerçek tahakkuk ederse o zaman gerçekten tevhid inancı insanın hem iç dünyasında hem dış dünyasında zeminini bulmuş olacaktır. Bunlardan ilki sağlıklı bir muhakemeye, akıl yürütmeye. Onun için Kur'an-ı Kerim tevhidin anlaşılması noktasında akla çok büyük bir misyon yüklemiştir. İkincisi de, diğeri de Allah'a tam teslim olup boyun eğmekle mümkündür. Dolayısıyla tevhidin iç ve dış dünyamızda tahakkuk etmesini istiyorsak bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Dindeki yeri. Tevhid Allah tarafından biraz önce de söylediğim gibi peygamberler aracılığıyla her topluma önerilen doğru, diri ve makbul bir imanın ta kendisi olduğundan İslam'da tevhidsiz hiçbir iş geçerli değil. Hiçbir işin İslam'da onay alması tevhidsiz mümkün değildir. O bakımdan herhalde bu yeter değil mi dindeki yer? Yani bu yoksa bir şey yok demek. Bu kadar önemli bir nokta. Evet, şimdi öte yandan tevhidin dindeki yerini söylerken bu hak ettiği yeri tevhide verme noktasında da bize düşen çok önemli görev var. O da nedir? Tevhidin dille ifadesi, ikrarı. Bu söylem efendim önemli ve gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Hocalarım aslında biraz önce bu boyutuna değindiler. Yani belki birileri tevhidi söylemi dile getiriyor. Bu gerekli de tabii. Yani biz niye inanıyorsak onu elbette ki söylemeliyiz. Ve imanın da tabii gerekli olan şartlarından birisidir. Ama bir şeyi daha söylemek gerekiyor. Ayrıca bunlarla birlikte onun ikame edilip İhlal edilmemesi de gerekiyor. Ben tevhidin ikame edilmesinden söz ediyorum ve ihlal edilmemesi gerektiğinden söz ediyorum. Peygamberlerin vermiş oldukları tevhidi mücadelenin ve dile getirmiş oldukları tevhidi söyleme bakarsanız arkadaşlar, mesela tevhidin ikame edilmesi, ikame edilmeli ki ihlal edilmesi. Kur'an'ın ilk muhatapları müşrik idi. Bunlar Allah'ı tamamen inkar eden insanlar değil. Ama biraz önce de söylediğim gibi ikame etme noktasında çok büyük sorunlardı. Aslında bütün peygamberlerin karşılaştıkları temel sorun bu olmuştur. Bunlara tabii ayrıntılarıyla girersem vaktim yetmeyecek. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün belki üzerinde durmamız gereken konulardan birisi tevhidin ikamesi, ifadesini elbette önemsiyoruz.
Ben onu önemsemeyelim demiyorum ama bir o kadar da ikamesini önemsin. Ve hele hele ihlal edilmemesine son derece dikkat edin. Nasıl abdestimizi bozan, namazımızı bozan şeyler üzerinde hassasiyetle davranıyoruz, davranacağız da. Ama ya tevhid inancımızı bozan hususlar üzerinde bir hassasiyetimiz var mı? Kaldı ki abdestsiz namaz var, o kabul olmayacağı gibi tevhidsiz hiçbir amel İslam'da kabul değil. Onun için tevhid inancımızı mutlaka Kur'an ve sahih sünnet ölçüsünde test etmek ve asla Kur'an'dan ve sahih sünnetten onay almayacak bir tavrın içerisine girmememiz gerekmektedir. Evet, dolayısıyla Kur'an'a baktığımız zaman da zaten Kur'an'da tevhidin ikame edilip ihlal edilmemesi noktasında çok hassas davrandığını görüyoruz ve Kur'an-ı Kerim tevhidin ikamesini yüceltiyor ve bu eylemi en büyük ödülün nedeni sayıyor. Tevhidin ikamesi en büyük ödülün nedeni. Evet. Peki. Dar anlamda Allah'ın birliği, genel olarak da onun vahiyle bildiği gerçeklerin tümünü kabul etmeyi ifade eden tevhid, İslam dünya görüşünün, inanç ve yaşayış sisteminin temelinde yer alan merkezi bir kavramdır. Bu sebeple Kur'an'ın tevhidden kastı sadece tevhid-i rububiyet değil, aynı zamanda tevhid-i uluhiyet. Şimdi bence bu konu üzerinde iyi durmamız gerekiyor. Biz Müslümanlar olarak inandığımız davayı kendi ıstılahlarıyla anlamak ve anlatmak zorundayız. Ben şuna inanıyorum. Bugün Müslümanlar olarak Kur'an'la kitap, nübüvvetle risalet arasındaki farkları tam olarak anlayabilmiş değiliz. Yani onun için hiç değilse bunlara belki ışık tutması noktasında bir katkı sağlarsa bu kardeşiniz memnun olacaktır. Tevhid-i rububiyet, Allah'ın mutlak Rablığını ve yaratıcılığını, biraz önce hocalarım değindiler. Yani biraz daha güncel söyleyecek olursak objektif gerçekliği ifade eder. Tevhid-i rububiyet bunu ifade eder. Tevhid-i uluhiyet ise Allah'ı değer koyucu tek otorite kabul edip ona boyun eğmeyi. Yani o objektif gerçekliği efendim insanın kabul etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla Kur'an'da Allah hem Rab'dır hem ilah. Bunda kuşku yok. Ama bir insanın Allah'ı Rab ve ilah edinmesi tevhidi rububiyet ve tevhidi uluhiyetle mümkün. O bakımdan bu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Rububiyet Allah'la bütün mahlukat arasındaki ontolojik bağı, yani varlık ilişkisini ifade eder. Uluhiyet ise akıl sahibi varlıkların, yani insanın, insanların Allah'ın birliğini kabul edip buyruklarına kesin olarak uymayı, yani kulluk ilişkisini ifade eder. Rububiyet, Allah'la yaratıklar arasındaki varlık ilişkisini, uluhiyet, kulluk ilişkisini ifade eder. O bakımdan okuduğum ayetlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Fatiha suresinde Allah bu ayet-i kerimede tevhid-i rububiyeti dile getirmiştir. Elhamdu lillahi ilahel alemin değil. Nedir? Elhamdülillahi Rabbim alemin. Orada bu objektif bak. Çünkü ham böyle bir mükemmelliği ifade etmektedir. Ama tevhid-i uluhiyetin kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet şeklindeki ifadesini hatırlayınız. Biliyorsunuz kelime-i tevhid Allah'ın tek bir ilah olduğunu ilan etmektir. Kelime-i şehadet de Allah'ın ilahlığının insan tarafından kendi iradesiyle kabul edilmesi demektir. Onun içindir ki kelime-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah. Rabbe illallah illallah. Bu söylemiş olduğumuzda yani rububiyet, tevhid-i rububiyet Allah'la diğer mahlukat arasındaki ontolojik varlık ilişkisini, tevhid-i uluhiyet ise Allah'la insan arasındaki kulluk ilişkisini ifade eden bir tevhidi söylemdir. Bunu çok iyi kavramamız lazım. Arkadaşlar, vahiy kaynaklı hak din, insana hak din vahiyle sunulur. İslam diyoruz ona değil mi? Bu neyle sunulmuştur? Vahiyle sunulmuştur. Neyle anlaşılır? Akılla anlaşılır. Neyle uygulanır? İradeyle uygulanır. İradeyimiz de tercih edilir. İnsanın akıllı ve iradeli yaratılmasının sebebi de budur. Onun için vahiy kaynaklı hak din
ve onun temel tezi ve öğretisi olan tevhid, tekrar ediyorum, insana yönelik bir tehdit değil, aksine insan iradesine yönelik bir tekliftir arkadaşlar. Ve tevhid-i uluhiyet, Allah tarafından bize yapılan bu teklifi gönüllü olarak kabul etmenin, ya Rabbi ben seni ilah tanıyorum demenin adı ve gereğini yerine getirmektir. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Evet, netice itibariyle tabii 5 dakika kalmış. Bunları kısaca söyledikten sonra tevhidin muhtevasına değineyim. Tevhid Allah'ın bildirisi, rivayet de efendim tevhidin dilidir. O bakımdan tevhid Allah'ı bir olarak kabul etmenin ötesinde bununla başlar ama onun büyüklüğü karşısında tam bir teslimiyet ve gönüllü bir irade beyanıyla devam eder. Onun için tevhid imanla beraber bu imanın eylem ve ahlak yani salih amelle desteklenmesini de ifade eder. Buna kısaca bu şekilde söyleyeyim ve tevhid, peygamberlerin tebliğ ettikleri vahiy kaynaklı hak dinin özü, temel tezi ve temel ilkesi olduğu için muhtevasının bu şekilde olduğunu belirtmekle yetineyim ve şunu da söyleyeyim. Farklı tevhid söylemleri arasında benim dikkatimi çeken şudur, onu size söylemek istiyorum. Şimdi tevhid, İslam'ın ilk ve temel ilkesi ve tezi. Bunda şüphe yok ama ne yazık ki farklı tevhid söylemlerine şöyle söyleyerek geçmek istiyorum. Tevhid hak dininin temel ilkesi olduğunda, temel tezi olduğu konusunda Müslümanlar arasında tam bir ittifak var. Ama maalesef İslam tarihinde hakkında ilk ihtilaf çıkan konulardan birisi de gene iman olur. Bunu da sizin idrakinize sunmak istiyorum. Mümin, Müslüman olmak için değerli kardeşlerim, sadece tasdiki yeterli göremez. Amelin daha ziyade kemal için gerekli olduğunu söylememiz yanlıştır. Bunlar bugün maalesef yanlış anlaşılan hususlardır. Bu sebeple son dönem İslam düşünürleri imanı Kur'an'ı kaynaklı olarak tekrar yeniden tanımlama ihtiyacı duymuşlardır. Bana göre de vardır. Evet, iman fikri ve ilmi bir çaba ile birlikte bunu aşan iradi, ahlaki bir kararın ürünü olmalıdır. Çünkü Kur'an'da söz konusu edilen iman hem bilgi ve tasdiki hem de insanın akli, iradi ve kalbi bütün varlığıyla gerçekleştirmiş olduğu salih ameli ifade etmektedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidi söyleminin ayırt edici özelliklerine birer maddeyle hemen değinebileceğim. Kusura bakmayın. Bunlardan birincisi akli oluşu. Peygamberimizin tevhidi söylemi, bütün peygamberlerin tevhidi söylemi aklidir. Bununla tevhidin kesin akli delillerle ispatlanacağını söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Söylemek istediğim, peygamberin tevhidi davetinde makul olan gerçeklerin mutlaka insan idrakine sunulması ve öne çıkarılmasıdır. Onun için akli boyutu tevhidin asla aklilik boyutu zayi edilmemeli. İkincisi, adaleti ve güzel ahlakı temin etmeye yönelik olması. Bakın tevhidi söylemin en ayırt edici özelliklerinden birisi adaleti ve güzel ahlakı temin etmeye yönelik olması. Vaktim yok, bunları örneklerle açıklayamıyorum, sadece söyleyeyim. İkincisi hakikat, gerçekçi olması. Allah Resulü'nün tevhidi söylemi de daveti de ütopik ve hayali olmaktan uzaktı. Onun için çağının gerçeklerini çok net olarak görmüş ve Allah Resulü ve bütün peygamberler söylemlerini bu hakikat üzere sürdürmüşlerdir. Sonuncusu üzerinde azıcık duracağım, vaktini aşmamak kaydı şartıyla. Rahmet ve şefkat içermesi arkadaşlar. Tevhidi söylemin en ayırt edici özelliklerinden birisi de rahmeti ve şefkati içermiş olmasıdır. Peygamberlerin mesajında ve peygamberimizin mesajında bunu çok net ve açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi Hazreti Peygamber'in vahiy ile başlayan tevhidi söylemine bağlı kalarak insanları Allah'a çağırması bizim için çok önemli. Bir şey söylüyorum. Hazreti Peygamber vahiy ile başlayan tevhidi söylemine bağlı kalmıştır ömür boyu. Ve insanları hep bununla İslam'a çağırmıştır. Bu söylem asla günlük çıkarların ve kısır çekişmelerin seviyesine çekilmez. Bugün en çok düştüğümüz hatalardan birisi bana göre budur.
O bakımdan Hz. Muhammed'in tevhidi söylemi asli şekliyle nasıl peygamberimiz sonuna kadar sürdürdüyse ve dikkat edin bu süreçte peygamberimiz insani kişiliğinin en önemli yüzü olarak neyi gördü? Soruyorum size. Devlet başkanlığına da bulundu. Aile reisliği de yaptı. Şunu da yaptı, bunu da yaptı. Ama tekrar ediyorum, bu tevhidi mücadelede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insani kişiliğinin en önemli yüzü olarak sadece risaleti. Onun için peygamber olarak kaldı. Rehberliği hep bu ölçüde sürdürdü. Onun için bizim de bu risaleti, bu söylemi, bu eylemi esas alarak tevhidi söylememizi ve eylememizi sürdürmemiz gerekir diyor. İnşallah bundan sonraki bölümde vakit kalırsa tevhid ehlinin bazı nitelikleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Bahattin Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Süreyi kullanmadaki azami hassasiyeti tüm hocalarıma da. Evet hocamın bir cümlesini gerçekten pek çok cümlesinin altı çizilmeye uygun tartışması ama biz kabul etsek de etmesek de Rabbimiz hemen ağzımızdan da çıkıyor. O alemlerin Rabbidir. Biz kabul etsek de etmesek de ama onu ilah edinmek insanların tercihine bırakılmıştır. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken bu konu. Fahrettin Hocam'ın çalışmaları da Üsküdar'da, FİKSAT'ta, Fikir Kültür Sanat Araştırma Derneği devam ediyor her hafta. Oradan da hocamla diyalog sürdürebilirsiniz. Ben Ahmet Hocam'a ilk etapın son konuşması var. Hocam buyurun. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, hepinizi birer muvahhid olarak ve olmayanları dilek ve temenni ya da dua olarak bu muvahhidler zümresine katılmış veya katılacak insanlar olarak selam olmak istiyorum. Tevhid, Kur'an'ın en temel konusu olduğu, insanlığın yegane kurtuluş şansı olduğu halde maalesef dine girişin ancak tevhid kelimeleriyle ve dinde kalışın tevhidi ihlal etmemek kaydıyla olduğunu bilen veya bilmesi gereken müminler tevhidden çok uzak bir hayat sürüyorlar. Tevhidin hatta ne olduğunu bile yeterince bilmeyen, anlamayan bir tavır sergiliyorlar. Birer devlet dairesi haline dönüştürülmek istenen kısmen başarılan camilerde artık hiçbir hutbede veya vaazda tevhidin ve şirkin güncel boyutları vurgulanmıyor. İnsanlar put deyince hala cahiliye dönemindeki Hubelleri, Menatları, Uzzaları aklına getiriyor. Tağut deyince de başka ülkelerde, özellikle Avrupa ülkelerinde gezintiye çıkıyor ya da Firavun'un zamanına yolculuk yapıyor. Kelime-i tevhidi, bilmiyorum ezan okuyan müezzinimiz bu tevhidi ne kadar hissediyor ve o ruhla insanları tevhidi bir eyleme çağırıyor. Namaz kılanlar gerçekten her an Allah'la yeniden ahdini, imanını tazelemiş ve tevhidi bilinçle yeniden hayat mücadelesine tek Allah'ın hakimiyeti yönüyle ne kadar yöneliyor. Evet. Avrupa'nın, Batı'nın, Amerika'nın insanlığa ne verip veremeyeceğini hepimiz gördük. Artık bütün vaatleri tükenmiştir ve tek söz hakkı tevhidi bir dünya görüşündür. Biz tevhidi gerçek anlamıyla dillendirebilsek ve hayatımıza yansıtabilsek tüm dünya kurtulacağı bir nizamı bizde görerek, bizi bir aynası kabul ederek boyunun ölçüsünü alacak
ve bize benzemeye çalışacaktır. Ama maalesef insanımızda tevhidi hassasiyet, özellikle de batılı ve tağut kavramına çok uygun yönetim ve yöneticiler eliyle katledildi ve içi boşaltıldı. Abdesti bozan hususlar kadar bile tevhidi bozan, imanı bozan hususlar önemsenmez hale geldi. Abdullah hocamız bizim camianın tevhidi söylemlerindeki problemlerini devir duvarında soru ve sorunun tahtında gizli olan cevaplarıyla irdelemeye çalıştı. Ama biraz da hırsıza çakmak gerekiyor. Hırsızın hiç mi kabahati yok? Ev sahibi muvahhid insanların söylemlerindeki zaaflar biraz da tepkisel mahiyet arz ediyor. Televizyon müftüleri veya resmi din anlayışı ve giderek kolaycılık ve demokrasi rüzgarıyla derneklerimize ve dergilerimize de hakim olan demokratik söylemler ve Abdullah Bey'in de ifade ettiği gibi tağut gibi temel tevhidi kavramların unutturulması bazı gençleri ister istemez radikal ve marjinal bir söyleme itiyor. Esas problem bana göre tekfirci ve marjinal kalan insanların söylemi değil, mürciye yaklaşımıdır. Her şeyi İslam kabul eden, Allah'ın dinine hakaret etse, dışlasa, onun yerine başka dinleri ikame etmek istese, hep kılıf bulunup nasıl olsa Müslümandır ve bunlar tekfir edilmez, la ilahe illallah diyene karşı hiçbir şey diyemeyiz diyen yaklaşım, biraz da samimi gençlerin tekfircilik gibi aşırılığa götürüyor. Ben tekfircilerin tekfirinden de nasibini alan ve yer yerde başkalarına göre tekfirci konuma edilen veya o şekilde itham edilen, dolayısıyla her iki taraftan tekfirciliğin darbesini yiyen bir kardeşiniz olduğum halde o kardeşlerin samimiyetine %100 inanıyorum. Ama dinin içini boşaltıp tevhide mugayir söylemlerle İslam'ı demokrat bir din haline getiren anlayışları şiddetle kınıyor ve esas problemin bunlar ve bunlara çanak tutan resmi yapı olduğunu, düzen olduğunu düşünüyorum. Tevhidi söylemden bahsederken ılımlı İslam anlayışlarını Batı'nın, Avrupa'nın Orta Doğu'ya yeniden bir şekil vermek istemesini ve İslam'ı artık bir düşman olarak değil, içi boşaltılması gereken ılımlı İslam yaklaşımıyla dine karşı din söylemini takip eden projeleriyle elbette değerlendirmemiz gerekiyor. Tevhidi söylemler konusunda elbette hepimizin bazı zaafları var. Ama bir kavga ortamında, bir kovalamaca ve koşturmaca ortamında herhalde çok düzgün bir yürüyüş veya sakinlik beklenilmez. Bütün buna rağmen tabii tevhidi dillendiren insanın hiçbir bahane ve mazeretin arkasına sığınmayıp Resuller nasıl tevhidi hem yaşadılar hem anlatmaya çalıştılarsa o şekilde
örnek bir muvahhid kimlik sergilemelidirler. Peygamberlerin tevhidi siyasetten hiç ayırmadıklarını, siyasal tevhidden hiçbir zaman uzaklaşmadıklarını çok net olarak vurgulamamız gerekiyor. Evet, bugün tevhidi söylemin sadece siyasetle ilgili çıkarımlarını eleştirebiliriz. Ama bunu eleştiri olarak değil de bir eksiklik olarak görmek zorundayız. Eleştiri tevhidin siyasi çıkarımlarının olmadığı gibi bir anlayışa götürür. Ve maalesef dünkü muvahhid camia bugün tevhidi daha ileri noktaya götürecekken yer yer bazı serbestlik ve göreceli özgürlüğü kullanarak putlara ve putçulara daha net bir tavır takılması gerekirken dernekler, hocalar, yazarlar olarak çoğunlukla tevhidi söylemden çok geri adımlar attık. Hatta o söylemden vazgeçtik. Abdullah Bey'in de artık tağut kelimesini kullanan kaç tane yazar veya dernekte konuşmalar, dersler kaldı demesi aslında üzerinde çokça konuşulması gereken bir husus. Marjinal kalanların yanında tümüyle demokratikleşen, savrulan, tevhidi söylemleri tümüyle iptal eden, ihmal edeyim, yok sayan, siyasi olarak tevhidi öne çıkartanlardan çok daha şiddetli kızmamız gerektiği halde unuttuğumuz, devleti İslam devleti gibi gören, ona karşı tağuti yapı ile alakalı ayetleri yok sayan bir yaklaşımı önce masaya yatırmamız gerekiyor. Estağfirullah. وَلَكَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهِ وَاِجْتَنِبُ الْتَاغُوتِ Biz bütün peygamberleri kavimlerine Allah'a kulluğa davet etsinler ve tağuta kulluktan insanları sakındırsınlar diye gönderdik. Peygamberlerin tümünün tevhidin iki açılımından biri olan La ilahe ve illallah'ın izahı sadedinde Allah'a kulluğu ve bunun karşısında olan tağuta kulluktan insanları sakındırmayı tevhidin mutlaka olmazsa olmaz bir izahı olarak görmek zorundayız. İslam'ın hakim değil mahkum olduğu yerlerde la bilincini öne çıkartmak mecburiyetindeyiz. O yüzden tevhidi söylemlerle alakalı afişte bir la harfini görüyorsunuz. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama la'nın alttaki ucu yani kökü dal budak salmış köküyle kaynağa bağlı olan bir görüntü arz ediyor. Sol tarafındaki bugünü ise la'nın parçalandığını, tartışmalara yoğrulduğunu ve la'nın giderek çözülmeye başladığını gösteriyor. Sağ tarafındaki la'nın yarını ise inşallah Allah'ın vaadine tümüyle iman ediyoruz. Yarınlar bize rağmen, bizdeki geri adımlara rağmen bizde bir zamanlar ne yanlışlar yaptık diyerek tevhidi söylemlerimizdeki usul hatalarını hala çokça önemseyerek usulü düzeltmekten ziyade o tevhidi söylemleri tümüyle değiştirmeye yönelik adımlar atılmasına sebep oldu.
Ama inşallah Allah bizim neslimizden inşallah mümkün ki bizden yeniden tevhidi ahlak olarak, aile olarak, cemaat ve dernekler olarak önce kendi bünyemizde tevhidi hakimiyeti sağlayan, tevhidin her yönünü uygulamaya çalışıp sonra da tavanı tevhidi bir unsur olarak ele alan, Allah'ın yardımına muhatap olup dünyada da başarılı olan insanlardan, muvahhidlerden eyler ve muvahhidlere has bir devletimiz olur. Evet, tevhidle alakalı söylemlerimizde gerçekten problemler var. Ama her şeyden önce biz Allah'a söz verdik. La ilahe illallah dine giriştir. Ama la ilahe illallah'ta ısrar etmek dinde devamdır. Müslüman olduğumuzu ispat etmektir. Giren bir kimse girmenin kolaylığı kadar orada kalmanın mümkün ki bugün zorluklarını yaşıyor. Unutmayalım. Siyasi bilinçten uzak bir tevhid, tevhid olmaktan insanı çıkartır. Bakara suresinin 256 ve Nisa suresinin 60. ayetlerini de iman için, imandan da önce tağutlara tavır almak, Kur'an tabiriyle tağutlara küfretmek, ki Kur'an mahallerinde bile artık bu küfrün inkar anlamında bile kullanılmadığına çoğunlukla şahit oluyoruz. Tağutu inkar etmekse onun olumlu hiçbir şeyini kabul etmemek anlamına geliyor. Benim Kur'an'dan anladığıma göre. O yüzden tağutlardan tağut beğenmek veya Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri dost ve muhabbet edilecek yöneticiler olarak kabul etmek önce tevhid kavramıyla bağdaşmayacak bir durumdur diye düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki tür yönetici vardır. Aynen iki tip insan olduğu gibi. Bir mümin, bir kafir. Kur'an Furkan'dır. Doğruyla eğrinin arasını net bir şekilde ayırır. Yöneticiler de Kur'an'a göre iki kategoride ele alınır. Birisi Nisa suresi 58-59. Ayetlerde gördüğümüz gibi bizden olan Allah'a ve Resulüne itaat eden ülül emirdir. Zenci bir köle bile olsa ülül emir olduğu müddetçe itaat etmek zorundayız. Buna halife deriz, İslam devlet başkanı deriz, emirül müminin deriz. Bunun temel vasfı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesi, bey'atle iş başına gelmesi, istişareyle yönetimi yerine getirmesi ve tek adalet olan Allah'ın indirdiği ahkamla yönetimi icra etmesidir. İkincisi de, bitiriyorum. İkincisi de inşallah bitiririm. İkinciyi. Tağuttur. İkinci yönetici ki mücadele etmek zorunda olduğumuz, la demek mecburiyetinde olduğumuz bir anlayıştır. Her namazın sonunda Hanefi müminler olarak yatsı namazından sonra kıldığımız en son namazda vitir namazının en son rekatında artık geceyi tamamlayacağımız, pardon gündüzü tamamlayıp geceye başlayacağımız bir zaman diliminde namazın içinde Allah'a söz veriyoruz. وَنَقْلَهُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ Kal ederiz. Gücümüz yetmezse terk ederiz. Kendi haline bırakır. Yardımcısız, dayanaksız bırakır, terk ederiz. مَنْ يَفْجُرُكُ Sana facirlik yapan, isyan eden kim olursa onu
makamından alaşağı ederiz. Onu yöneticilikten azlederiz. Allah'a söz verdiğimizi ve bu sözümüzü her yatsı namazından sonra veya gece kalkıp kıldığımız vitir namazında tekrar ettiğimizi unutmayalım. Şeriatinin dediği gibi hacı haçta şeytanları taşlar, gelir haçtan sonra tağutları alkışlar. Aynen onun gibi vitir namazında facirlik yapanı azlederiz diyen insan ertesi günü kendisinin facirlik yapmasından çok daha beter. Okullarda 16 milyon çocuğumuzu net bir şekilde şirk koşmaya, dünyanın hiçbir ülkesinde kalmadığı şekilde heykellerin önünde heykel gibi tutmaya mecbur eder. Putperestlik bu tür devlet tanrısına rükû veya kıyam halinde bulunmak tevhidle ne kadar bağdaşır? Ve bunu hala ısrarla devam ettiren zihniyet nasıl ülül emr olur? Ve tağuta müminler tavır almadan, onu inkar etmeden iman etmiş ve kopmayan bir kulpa yapışmış olmazlar. Evet, devamını ikinci bölümde inşallah söylemek üzere. Rabbim hepimizi tevhid ehli insanlar eylesin. Tağutları hiçbir şekilde aklamayan, onlara karşı tavır alan, la bilincine sahip olan, Allah'ın dinini insanlardan korkarak gizlemeyen, şuurlu müminlerden eylesin inşallah. Merhaba, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Değerli kardeşler, yaklaşık iki saattir salondasınız. Ben bakıyorum maşallah, sabırla gerçekten iştiyakınızı hiç dağılmadan, dikkatinizi dağılmadan dinliyorsunuz. Birer 10 dakika daha sabrımız var değil mi arkadaşlar? Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Her hocamıza inşallah bir 10 dakika vereceğiz. Hem tebliğlerini tamamlasınlar hem de oldukça değerli ve kaliteli sorular geldi. Benim bir önerim olacak, kalem kağıdı olan kardeşlerimiz, bu 4 değerli güzide hocamızla bundan sonraki ilişkileri düzenli sürdürebilmeleri için ben e-mail adreslerini vereyim, müsaade aldım kendilerinden. Not alın lütfen, hemen söylüyorum. Biraz tembel. Evet, inşallah bu hocam birkaç ay içinde dönüyor, söyleyeyim size. Evet, ama hızlı dönen bir hocamla başlıyorum. Feriduddin, Ferit hocamdan başlıyorum. feriduddin@gmail.com feriduddin@gmail, Türkçe konuşalım, .com. Efendim, dilerim ben affedersin. Özür dilerim, ben kopyayım. Fatih, Edirne, Rize, İstanbul, Denizli, Uşak, Denizli, Denizli, İstanbul mıydı? @gmail.com. Bir arkadaşımız arkada tahta var, yazsın. Hocam niye Diyarbakır demedin, Denizli? Peki. İkinci hocamı yazdırıyorum. abdullah@umrandergisi.com Abdullah et, yani Abdullah Umran Dergisi'nde, değil mi? Evet. Hocam biraz internet sıkıntılı, özünde olduğunu beğeniyor. O zaman asistanı var, değerli kardeşim Bekir. bekir@fiksat.org bekir@fiksat.org yazımları yazabilirsin abi. Ve Ahmet Kalkan D'yle, Denizli'nin D'siyle, ahmetkalkan@gmail.com. Efendim hemen vaktinizi, değerli vaktinizi zayi etmeden bir ara vermeye gerek var mı soluklanmaya, yoksa devam edelim arkadaşlar? Devam edelim. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, tekfiri söyleme meyyal olmak, marjinalleştirmeye taraftar olmak ve Müslümanları ötekileştirmek gibi eleştirilerin bana yöneltildiğine inanmıyorum. Onun için üzerinde durmak istemiyorum. Dolayısıyla herhangi bir çevreyi ben şahsen tekfir etmedim. Ancak kafirliğini çok açık bir şekilde ortaya koymuş şahıs ve çevreleri tekfir ederim. Hiç çekinmeden tekfir ederim. Gerektiği yerde.
bu konuda ölçülerimiz vardır. İslam fıkhının, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve İslam fıkhının bize sunduğu çareler vardır. Bu formüllere başvurarak ancak karşımızdaki insanları ve çevreleri değerlendirebiliriz. Ama farak-ı dalleyi, farak-ı dalle yani kitap ve sünnetin gerçekten %100 dışına çıkmış olan dalalet fırkalarını tekfir ederiz. Ben bunların adlarını da zikrettim. Bugün toplumumuzda birbirine karşı uyuşmazlık içerisinde olan taraflardan mesela bazıları hasmına karşı çok ağır hakaret yaptığında, ağır bir hakarette bulunmak istediğinde bu fırkalardan birine benzetiyor. Bu da beni doğruluyor. Ayrıca hüküm vermiyorum ve ben de soruyorum. Muhterem biraderim Abdullah Yıldız Hoca Efendi gibi ben de soruyorum. Türkiye'de ilk öğretim kurumlarında hemen her gün yapılan bayrak töreni sırasında ve anıt mezar ziyareti sırasında sergilenen çok fahiş şirk örnekleri vardır. Bunlar karşısında bizim tavrımız ne olmalıdır? Ne yapmalıyız? Bunlara ehli tevhid mi diyelim? Bunlar ehli kıbledir, sıkıntı altındadırlar, zor altındadırlar. Net bir duruş arz edemiyorlar mı diyelim, bir mazeret mi bulalım, ne yapalım, ben yine de size soruyorum. Hepimiz bu konuda ilim ehline başvurmalıyız. Ben değerli konuşmacı arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Özellikle Fahrettin Yıldız Beyefendi'nin tevhidin ifadesi nasıl gerekli, tevhidin ikamesi nasıl gereklidir? Bu konuda yaptığı açıklamalar çok çarpıcıdır. Ben kendisini tebrik ediyorum. Benim ilave edeceğim herhangi bir şey yok. Zamanımızı almamak bakımından konuşmayı arkadaşlarıma bırakıyorum ama sorular var. Bunu daha sonra söyleyeceğiz. Evet. Tamam, peki efendim. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Abla Hocam, böyle sizin tedbirinizin son bölümünü sorular için geçirelim. Ama vaktinizi burada... Yok, ben özellikle yani söyleyeceklerimi... Daha doğrusu sorularımı sordum. Tekrar Allah'ın selamı, rahmeti, bereket üzerinize olsun. Birkaç sene önce bir kitap sempozyumu vesilesiyle Sivas'ta davet kitapları üzerinden gitmiştik. Ve orada hala, şu an için de tekrarlıyorum yani, hala gençlere eğer bir yerden başlamak istiyorsanız veya muhatap olduklarına, genç de demeyeyim sadece, herkese. Kur'an okumadan önce Kur'an'a göre dört terim okuyun diyor. Hala yolluk işaretler okuyun diyor. Hala seyir tutup mevzudi benna diyor. Bunun altını çizeyim. Ve özellikle Umran dergisinde son 5-6 yıl içerisinde Amerika'da geliştirilen ılımlı İslam projesinin teşvik edilmesi noktasında ciddi belgeler yayınladığımızı falan da hatırlatayım. Onların da özellikle Seyyid Kutup ve Mevcudi'yi İslamcı şiddetle özdeşleştirmek istediklerini, onun temelinde yatan şeyin de özellikle İslam devleti, İslam nizamı, İslam'ın bir hayat düzeni, hayat nizamı olduğu fikrin dillendirmelerinden kaynaklandığını defaatle söylemeye devam ediyoruz. Ahmet Hocam güzel ifade etti, Kalkan Hocam. Elbette siyasi bir iddiası olmayan, nizam iddiası olmayan, hatta sadece siyasi devlet değil, iktisat nizamı, ahlak nizamı, aile nizamı, eğitim nizamı, çoğaltınız bunu, estetik nizamı anlayışı olmayan bir İslam iddiası adeta başı olmayan bir gövdeden ibarettir. Bunda hiç şüphe yok. Hatta şu tanımlama benim çok hoşuma gider. Sık kullanırım. Roger Garabi, Medine'deki tevhid toplumunu şöyle tarif eder. Üç kısa cümleyle. Der ki, ekonomi planında tek sahip Allah'tır. Mülk, malik olan Allah'tır. Siyaset planında tek hükümran, tek hükmeden Allah'tır. Hakim olan Allah'tır. Melik olan da Allah'tır. O manada. Kültür planında tek bilen Allah'tır.
Bunlar ne şüphe yok. Ben bu soruları sormayabilirdim. Sormasaydım bu kadar soru da almazdım, onu da söyleyeyim. Bilerek sordum. Şimdi bizde hata yoksa, yani bu camia, işte hocamın sözünü ettiği muvahhid azınlık, hanif azınlık olarak, hani kendimizi tanımladığımız azınlık olarak bizde, biz hata yapmıyorsak problem yok. Ama hata yapıyor muyuz sorusunu soruyorum ben. Ve bir kişinin bizim hatalarımız, bizim keskinliğimiz, bizim ifratımız ya da tefritimiz sebebiyle İslam'a gelmemesinin vebalini göğüsleyebilecek miyiz? Bir örnek vereceğim. 8. haftada benim dersime gelen bir kardeşim. 4. haftasında tabii ki tevhidi konuşuyoruz. İslami kavramları. Ben İslami kavramlara, Kur'an'ı kavramlara ne Ahmet Kalkan hocam kadar, ne Fahrettin hocam kadar vakıf değilim, ne de Deniz hocam kadar vakıf değilim. Yazılanlardan değerleme yaparak daha çok pratik hayatta karşılıkları bulmaya çalışıyorum. Dersime gelmeden bir hafta öncesine kadar içki içen bir kardeşimiz. Ve 4. haftada hocam ben tövbe etmek istiyorum. Ne yapabilirim? Tövbe nasıl tutur kardeşim, törene gerek yok. İçki bir daha içmeyeceğim dersin, bir daha dönmezsin, bu nasıl tövbe edecek? Eyvallah. Namaz henüz daha cumadan cumaya gitmeye çalışıyor. Namaz konusunu kendi gündeme getirmeden ben getirmedim. Yeni yeni Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. 5. haftadan itibaren her cuma arkadaşlarına mesaj göndermeye başlıyor. Ayetler. Sarsılıyor her ayet beni gör. Hocam sallıyor beni. Bu nasıl bir kelam? Allah'ın kelamıyla acaba insanları araya engel koymadan karşı karşıya getirme becerisini gösterebiliyor muyuz? Yoksa araya biz kendimizi, kendi söylemlerimizi, kendi kitaplarımıza yazdıklarımızı engel olarak koyuyor muyuz? Biz acaba Allah'ın kelamıyla insanları olduğu gibi yüz yüze karşılaştırabiliyor muyuz? Yoksa araya engeller mi koyuyoruz? Bakın bu soruyu bazı yönlerinde eleştirebilirsiniz. Ben de eleştiriyorum. Geçen Risale-i Nur Camiası'ndan kardeşlerim beni iki yerde konferansa çağırdılar. Risale-i Nur'da Kur'an bulursun. Epçet hesabına katılmamı bekleyemezsiniz. Cifir hesabına katılmamı bekleyemezsiniz. Bunu da söyledim. Ama Sünuhat Risalesi'nde Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası bölümünde ifade aynen şudur. Biz bunları da görelim lütfen. O insanlarla eğer tevhidi kıble edeceksek, ki Üstad bundan çok bahseder, diyor ki milyonlarca kitaba dağılan ilgi sebebiyle maalesef Kur'an-ı Kerim teberrüken okunan bir mübarek derecesinde kalmıştır. Sünuhat Risalesi Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası bölümü. Eksikler bulabiliriz. Eleştirecek noktalar tabii ki buluruz. İnsandır çünkü yani. Ama devam ediyor. Peki çözüm ne? Ha, tespit noktasına bir cümle daha. Bütün şeriat alimleri, onun ifadesini kullanıyor. Eserlerini, kitaplarını örnek veriyor. Muvatta sahibi gibi, İbn Hacer gibi vesaire devam ediyor. Kur'an'ı ayna tutmak için, Kur'an'ı cam gibi, şeffaf şekilde göstermek için yazmışlardır. Ama mukalliplerin hatası yüzünden, bakın aynı ifade, mukalliplerin hatası yüzünden bu kitaplar ayrı tasnifat hükmüne geçmişlerdir ve Kur'an'ın önünde paslı hicablara dönüşmüşlerdir. Peki çözüm ne? 3 maddelik çözüm öneriyor. Bu şeriat alimler meselelerini şiddetli bir tenkitle itibarlarını kırarsınız ama bu haksızlık olur. Bu insafsızlık olur. 2. Onların kitaplarını okurken ben bunu kendi kitabımı okumak isteyen birilerine veya bir yerde tavsiye ederken mutlaka diyorum ki bak kardeşim bu kitap namazsa bu Allah Resulü'nün kıldığı aleyhissalatü vesselam'ın kıldığı namaza bir kardeşim işaret buyurmuş Şuayb aleyhisselam'ın kıldığı namaza ki onu da yazmayı Rabbim nasip etti Hazreti Şuayb namaz ticaret adalet ve Allah'ın kitabı Kur'an'a sizi götürüyorsa bu kitaplar aranıza engel koymuyorsa bu kitapları okuyun, bize de teşekkür edin, dua edin. Koyuyorsa kaldırın atın bunları, çöpe atın. Şimdi diyor ki Üstad orada, bu alimlerin eserlerini okurken onlar ne dedi, İbn Hacer ne dedi, Muhattar sahibi ne dedi? Ben devam ediyorum o toplantılarla. İhya'da İmam Gazali ne dedi?
Risalelerde Said Nursi ne dedi, ona bakmayın diyor. Bizzat kendisi söylüyor. Ya Allah ne dedi, Allah'tan ve Resulü'nden ne aktardılar, hangi demetleri, çiçekleri sundular size. Buna bakın. Problem yok. Şimdi biz burada ittifak edebiliriz. Buralarda ittifaklar arayabiliriz. Yok hocam, ben koydum çarpıyı onun üzerine, tüm eserlerin üzerine. Koydum Mesnevi'nin tüm üzerine çarpıyı. Çünkü başında şöyle diyor, o bir söylem. Ama ben edep konularını anlatırken şunu söylüyorum. Çeşim ve küşayı ve bin cümle kelamullah'a gözünü iyice aç, bak Kur'an-ı Kerim'in tamamına. Ayet ayet hemegi mani'yi Kur'an edemez. Kur'an'ın tamamı ayet ayet mana olarak edepten ibarettir. Şimdi ben deyi Kur'an'a diyen de olur. Yanlışlarına sıra gelirse dizersiniz alt alta. Dünya kadar çıkarırsınız. İnsandır çünkü, eksiktir. Yanlışı vardır. Eyvallah. Ama biz yanlışları önceleyerek, yanlışları birbirimizin yanlışlarını ortaya koyarak asla ve kata bir diyalog kuramayız. Dünyayla diyalog kuruyorlar, bütün dinlerle diyalog kuruyorlar, Müslümanlar arasında diyalog kuramıyorlar, biz de kuramıyoruz. Ben diyorum ki, bu soruları şunun için sordum. Biz hata yapmış olmayalım zaten kardeşim. Yani ihvan soruları da var. Veya Nahda iktidara geldi, acaba taviz mi verdi? Acaba işte efendim hatalar kendi söylemlerinden vaz mı geçti? Ben çok ciddi bir talimle yapmış değilim. Ama Nahda'nın ve ihvanın bir büyük vadi olduğunu ve bu bennalardan, işte efendim seyit kutuplardan beslendiğini ve hala bu çizgiye genel manada uyduklarını düşünüyorum. Yani behemahal eğer Tunus'ta iktidara gelinmişse bunda bir bittiğini vardır. Bu mutlaka uzlaşmıştır, mutlaka tağutlarla işbirliği yapmıştır mı diyeceğiz. Ben gördüğüm kadarıyla bu insanlarda hakikaten tabii ki eleştirecek noktalar illaki vardır. Eleştirelim, kılı kırp yaralım ama bu noktalara da dikkat edelim. Bir şey daha söyleyeyim, bir dakikam var. Namazı hocam tevhidi anlatmadan anlatmanın veya namazı kılın demenin bir manası. Zaten biz bunun için varız. Bu namaz platformuna vücut veren birliktelik bu arkadaşların, özellikle genç arkadaşların ve diğerlerinin Abdullah Yıldız'ı arayıp bulmalarıyla gerçekleşti ve ben bütün konuşmalarımda eğer namazlarınızı Şuayb Aleyhisselam gibi kılarsanız Alevla Rahmike Lerecem Nake ifadesiyle karşılaşırsınız. Eğer sosyal hayata, ekonomik hayata, vurguna, soyguna, talana karşı çıkarsanız böyle karşılaşırsınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi namaz kılarsanız Eraytellezi yenha abden ila salla, o namazı engelleyen Ebu Cehil Varvanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namazın o putperest rejimi cahiliyenin köküne kibir suyu dökeceğini anlamıştı. Medyen ve Eyken'in zorbaları da anlamıştı. Biz bu namazı kavrayamadık. Çünkü eğer namaz inna salate tenha anil fahşâ ve münker, bütün fahşaya, bütün münkere savaş açmıyorsa, nehyetmiyorsa, bizim üzerimizden de onları engellemiyorsa bu kıldığımız zaten namaz değildir. Feveylül-i musalli. Bunlar Abdullah İbn-i Zerkit diye de söyler. Söylüyor. Söylemezsem zaten bir manası yok. Tevhidin eyleme dönüşmüş biçimi. Ama bu söylemlerimizi bu insanların kafasını yararcasına, siz boşuna namaz kılıyorsunuz kardeşim veya siz zaten müşriksiniz, boşuna namaz kılıyorsunuz biçiminde söylememiz gerekmiyor. Estetik biçimde ve etkili biçimde o insanları hatalarından, günahlarından, şirkten, ama kendi gizli şirklerimizden de, kendi enaniyetimizden de, kendi egomuzdan da, kendi hatasızlık kalıplarımızdan da kurtulma noktasında bir miktar öz eleştiri de yaparak bu noktada ilerlemeyi ben teklif etmiyorum bakın. Sadece soru soruyorum, acabalar diyorum. Bu soruyu sormasaydım dediğim gibi bu kadar. Bu soruları sordunuz, Allah razı olsun ama cevabı benden beklemeyin. Cevabı hep beraber üretelim inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Fahrettin Hocam, tebliğinizin son bölümünü. Efendim ben biraz da bana gelen soruların da cevabını inşallah bazı kardeşlerimiz sormuşlar. Bunların cevabını burada bulacaklar. Bulamayacaklar var. Onlar da inşallah sorular faslında şey yapacağım.
Konuşmak zor, dinlemek daha zor. Gerçekten siz çok büyük bir sabır gösteriyorsunuz. Hakkınızı helal edin. İnşallah başınızı ağrıtmayız ama çok önemli konular, çok hayati konular konuşuluyor. Allah razı olsun hocalarımızdan. Hepsinin bir hassasiyeti var. Hepsinin Allah rızasını kazanma gibi bir gayreti var. Başka bir şey yok burada. O bakımdan Allah hepsinden razı olsun. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben birkaç sorunun da bunları açıklarken cevabını vermiş olacağım. Şimdi tarihi süreç içerisinde İslam toplumu genişleyip kadim felsefi ve dini eğilimlerle karşı karşıya geldi. Bu bir realite. Bunu görüyoruz biz. Öte yandan toplumsal hayat yeni sorunlar ortaya çıkardı. Yani tek düze durmuyor toplumsal hayat. Bir takım sorunlarla karşı karşıya geldi. Efendim, İslami maslahat aklı ikiye bölündü İslam'ın. Özellikle bana kelam hakkında soru soran kardeşim, özellikle yeni kelam kitapları nasıl yazılmalı noktasında soru soran kardeşim, bu noktayı iyi dinlemesinde fayda var. Efendim, İslami maslahat aklı teorik ve pratik olmak üzere ikiye bölündü. Kelam teorik olarak iman sorunlarını, fıkıh da pratik ameli sorunları ele aldı. Ve kurumlaşmanın tamamlanmasının ardından geç dönemlerde dikkatinizi çekin. İman akideye, şeriat da adete ve geleneğe dönüştü. Bunların altını çiziyorum. Bunlar önemlidir. Bana sorduğunuz soruların cevapları var burada. Çok kardeşlerim sormuşlar, Allah razı olsun ama sanıyorum temelde bunları ifade ettiğimiz zaman da o soruların cevabını bulmuş olacaksınız. Efendim şimdi mezhepler dinin yerini aldı. Bunlar tamamlanmış ve donmuş kurumsal İslam'ı temsil eder hale geldikten sonra mezhepler dinin yerini aldı. Böyle olunca nehrin kaynağı olan, yani Kur'an biliyorsunuz, nehrin kaynağı esas Kur'an'dır. Netice itibariyle budur. Bence son derece önemli. Büyük ölçüde unutuldu. Bugün size soruyorum. Çok fazla ötelere gitmeyelim. Böyle birbirimizi de suçlamayalım. Bir gerçekçi bir tespit yapalım. Türkiye'de Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, biraz kardeşim sormuş bunlara ne diyeceğiz? Sorular bölümünde vereceğim o cevabı. Ayrı bir hadise. Size soruyorum. Yakın durdukları yer, sırlı karizma ve sisli mistizm mi yoksa Kur'an ve sünnet? Tekrar soruyorum. Bugün Müslüman olduğunu, tevhidi çizgide olduğunu ya da Müslüman olduğunu en azından söyleyen insanımızın din anlayışına, uygulayışına, yaşayışına bakarak söylüyorum ve diyorum ki bunlar sırrı karizma ve sisli mistizme mi daha yakınlar yoksa Kur'an ve sünnete mi daha yakın? Bu sorunun cevabını hepiniz bulabilirsiniz. Mesele bu. Bugün kaynak kurutuldu derken bunu kastetmeye çalışıyorum. Yoksa elbette ki bir süreç içerisinde mezhepte olacak, onlar çözülmüyorlar, Allah razı olsun. O günün sorularına cevap verilmiş, bunlar çok da önemli bir hadise. Bir kardeşimiz diyor ki ne yapmamız gerekir? Evet, elbette ki bağlayıcı, ilmi, kurumsal şuraların oluşturulması gerekir. Bugün İslam toplumunun tevhidi eylemde ve söylemde başarılı olamamasının iki sebebi vardır arkadaşlar. Birisi ilmi otorite yoktur, ikincisi siyasi otorite yoktur. Bu kadar basit. Fazla öteye gitmeye gerek yok. Bunları temin edeceksiniz. Bu hocaların görevi değil sadece, hepimizin görevi. Yani ilmi otoritesi yok, siyasi otoritesi yok bu toplumun. Elbette ki bunları sağlayacak otoriteyi kuracağız. Nasıl yapacaksınız diyorsunuz? Bunu yapacağız kardeşim. Çıkarılması gereken sosyal, siyasi sonuçlar bunlar. Bunları daha çok çoğaltabilirim, ayrı bir konu. Ama ben biraz da içe dönük, Abdullah hocamın dediği gibi içe dönük bir tevhid ehli olarak biz kendimizi hazırlayabildik mi? Ona bakmamız biz hep söylenenleri başkası için söylenen, başkalarına söylenen, sanki kendimizi müstahni gören bir tavır içerisinde olabiliyoruz zaman zaman. Çok büyük yanlış bu. Bu yanlıştan mutlaka kurtulmamız lazım. Tekrar ediyorum, nehrin kolları, dere, çay, yani mezhepler din yerini aldı. Amentü, altını çizerek söylüyorum, akaid, yüzyılların ezberi ve ölü gövde olarak bugün netice itibariyle bakıyorsunuz, diri imanın yerini aldı. Size söylüyorum, İslam'da, Kur'an'da akaid yoktur, Kur'an'da inanç yoktur, Kur'an'da iman var. İmanın ölmüş haline akidedir veyahut da yanlış şekline inançtır. Ama doğru iman işte o tevhid, onun üzerinde konuşuyoruz biz. Ve imanın doğru ve diri olanına netice itibariyle tevhid diyoruz ve iman da budur. O bakımdan bunu da söylemek istiyorum.
Böylelikle şimdi ibadetler salih amellerin yerine geçti ritüeller. Abdullah hocam namaz üzerinde çok duruyor. Allah razı olsun. İslam'ın şiarıdır. Olmazsa olmazıdır. Ama bir şey daha var öte. O namazın bir misyonu var. O namaz misyonunu gördüğü zaman bu toplumda hak ettiği yeri almış olabilir. O bakımdan ritüelleri biz İslam'ın yerine getirdik. Salih ameli ritüellerle özdeşleştirdik. Hayır. Onun içindir ki ne ticari hayatımızda ne siyasi hayatımızda. Hiçbir şey yok. Artık bugün ne kabul ediliyor? Ticarette ve siyasette ahlak aranmaz diyor. Zeka, aldatma zeka hakkıdır. Günah olmaz diyoruz. İmanın kimde olduğu, parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diyoruz. Söylemlere bakın. İman diri olsa olmaz mı, kimde olduğu belli olmaz. Bakın nerelere getirdiler bizi. Kaynak kurulduğu zaman arkadaşlar, Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımız zaman nerede duracağımız belli olmaz. Sorularınızın da bir anlamda cevabı olmuş oldu. Tekrar ediyorum, 7. yüzyılda İslam taze bir fidan olarak Kur'an ve onun en doğru uygulayıcısı olan sahih sünnette hayata tutundu. Çok sağlam bir şekilde tutundu. 14 asırlık bir ömrün ardından Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte hayatın öznesi olmaktan çıkıp nesneleşti arkadaşlar. Bunu görmemiz lazım artık. Bunu çok net bir şekilde görmemiz lazım. Ama asıl kaynak benim. Bu bir tespittir. Kimseyi suçlamak değil, realiteyi görmektir. Ama asıl kaynak Kur'an ve onun tabii çok sahih uygulaması, sahih sünnet kurumamış ve bozulmamış olarak önümüzde durduğu için çoraklaşan dünyamız inşallah bu kaynakla yeniden canlanma imkanına sahiptir. Ben bugün için en azından potansiyel olarak bu imkanın var olduğuna inanıyorum ve bu potansiyeli pratiğe geçirecek tevhid ehlinin birkaç önemli vasfına da müsaadenizle sabrınıza sığınarak ve affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi Allah'a tam iman ve güvendir. Tevhid ehlinin birinci özelliği öyle yarım imanla, kuşkulu imanla bu iş olmaz. Karışık olmayacak iman, kuşkulu olmayacak, kesin ve net olacaktır. Birincisi bu. İkincisi sabır ve metanet. Çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Tevhid ehlinde bulamadığımız, göremediğimiz özelliklerden birisi. Bunu bir tespit olarak söylüyorum. Sabır, birilerinin zannettiği gibi her şeye eyvallah değil. Sabır, insanın giriştiği doğru, haklı ve hayırlı işlerde Allah rızasını kazanmak için bütün sıkıntılara katlanmasıdır. Nefsine hakim olmasıdır. Her türlü zorluğa göğüs gelip ilahi buyruklara tam bir metanetle uymasıdır. Sabrı söylüyorum. Sabır başarının tohumudur. Davayı diri tutan ve yeşerten odur. Sabır ve metanet yoksa tevhid imanının, tevhid inancının diriliğinden, doğruluğundan söz etmemiz mümkün değil. Onun için peygamberlere en çileli dönemlerinde fasbir ala ma yekulun. Size söylenenlere karşı sabredin, direnin deniliyor. Niye deniliyor? Bunun için deniliyor. Yoksa eyvallah deyin değil. Bunlara karşı direnişi sürdürmektir. Bu yüzden tevhid ehlinin sabrı ölü ve pasif bir sabır değil, geleceğe yönelik bir güven direnişidir arkadaşlar sabır. Sabır, geleceğe yönelik bir güven direnişidir ve Kur'an'ın övdüğü ve öğütlediği sabır da budur. Var mı bizde bu? Başkasını suçlamaya gitmeyelim. Önce kendimize bakalım. Kur'an'ın koyduğu özellikler bunlar, tevhid ehlindeki özellikler. Bunlar buna. Bir diğer husus. Çok altını çizerek söylemek istiyorum. Allah dostluğuna layık bir karaktere sahip olmalıyız. Tevhid ehli olarak. Kimdir bu örneği? Kimi hatırlatıyor size? Hazreti İbrahim. وَاتَّخَزَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا Hazreti İbrahim, Kur'an'da tevhid mücadelesini veren peygamberler arasında tevhidin fikri ve fiili mücadelesini veren muzaffer kahramanıdır. Onun şahsından hareketle gidiyorum. Bu öncelikle vefakar, cefakar, sonra da güçlü bir iradeye, keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Böyle bir karaktere sahip olan kimse de davasının doğruluğunu fikren ve fiilen ispatlayacak konuma gelir. Biz davamızın doğruluğunu fikren ve fiilen ispatlayacak, ortaya koyacak konuma gelmedikten sonra hiç kimseye kendimizi inandıramayız. Önce inan, sonra inandır be. Velid Kama öyle söylüyor. Önce inan, sonra inandır beni. Önce biz kendimiz bu özelliklere sahip miyiz, değil miyiz? Bir diğer husus, Allah'ın yardımına mazhar olma liyakatini mutlaka taşımalıdır tevhide. Çünkü Allah'ın yardımına mazhar olmayan hiçbir hareketin hedefe varması mümkün değil.
Bu liyakate sahip miyiz, değil miyiz? Buna bakmamız lazım. Ve çağının tevhid inancına sahip çıkıp bu inancı sonraki nesillere ebedi bir armağan olarak bırakacak bir iradenin sahibi ve sembolü olabilmek. Tevhid ehli budur. Yani bu nitelikleri, bu özellikleri kendinde bulunduran insandır. Kısacası tevhid ehli bir mümin sıddık olmalı. Davasına sadık, doğru, vakar ve fakir, ağırbaşlı, ince ruhlu, bağrı yanık, kendini Allah'a adamış örnek bir şahsiyet olmalı. Yüzünde tebessüm. Abdullah Bey, ah vaktim olsa çok örnekler vereceğim. Çok önemli bir noktaya değindi arkadaşlar. Biz kendi söylemlerimizde yanlış varsa kendi aramızda düzeltmeye çalışalım, helallaşalım, bu ayrı bir şey. Ama gerçekten bizim yapmış olduğumuz bir hatanın yüzünden bir insanın İslam'la buluşmasına engel oluyorsak bu vebalin altından kalkamayız biz. Bu yanlışı yapmamalıyız. Tamam, kendi aramızdaki söylem farklılıklarını, yanlışlıklar varsa bunları düzeltelim ama tekrar ediyorum, mutlak anlamda bir insanın İslam'la buluşmasına engel olacak bir yanlışlık içerisinde olmamaya hepimiz çok özen göstermeliyiz. Onun için yüzümüzden tebessüm, kalbimizden merhamet, sözümüzden tatlılık, davranışlarımızda doğruluk ve tutarlılık mutlaka bulunmalı. Mümin her haliyle, arkadaş, samimiliğin, tekrar ediyorum, hem sahibi hem de hocası olmalıdır. Samimiliği Müslümandan öğrenmeli insan. Samimiliğin hocası da olmak zorundayız. Evet, çağının büyük uyarıcısı olmak zorundadır. Vakti nurlandıran, şeytanı avlayan, yerin ve göğün putlarına tapmaya başlamış olan insanlığı, yerin ve göğün putlarına bugün insanlar bakıyorlar, tapıyorlar. Ha, bunlara bağlanmış olan insanlığı yeniden tevhide ayarlayan bir misyonun sahibi olmalıdır Müslüman. Tevhid ehli bunları yapmak zorunda. Yani bunların hepsi, tekrar ediyorum, biraz önce de söyledim, Hazreti İbrahim bu özellikleri taşıyan bir tevhid önderidir ve Kur'an bu örnek şahsiyeti Allah Kur'an'da anılmaya değer bulduğu için bizim idrakimize sunmuştur. O bakımdan Hazreti İbrahim insan olarak bir fert olmasına rağmen bu özellikleri ve sahip olduğu misyonu nedeniyle Kur'an'da ne olmuştur? Tek başına bir ümmet olarak zikredilmiştir. Bir kişi olmasına rağmen bir ümmet olarak. Müslüman misyonuyla bu özelliği ortaya koymalıdır. Öyleyse Allah'a dost olma sevdasını yüreğinde bir hasret gibi taşıyan herkes bu özellik ve güzellikleri kendi benliğine nakşetmeye çalışmalıdır. Bana soran kardeşime cevap bu. Netice örnek istiyorsun benden, sonuç istiyorsun. Ben söylüyorum, ben Kur'an'dan söylüyorum. Allah'ın bana örnek olarak gösterdiğinden söylüyorum. Cevabı budur, bundan da daha doğru bir cevap, bundan da daha doyurucu ve uygun bir cevap bulamıyorum. Bu yüzden Hazreti İbrahim'in bütün çağların insanlarına örnek teşkil edecek nitelikteki İslami şahsiyetinin ve verdiği tevhid mücadelesinin Kur'an'dan takibinde çok büyük fayda vardır diğer peygamberlerde olduğu gibi. Bunlar bizim sorunlarımızı çözmeye yetecektir arkadaşlar. Yeter ki biz böyle bir iradenin sahibi olalım. Yeter ki bunu dert edinen Müslüman olalım. Derdimiz olsun, kaygımız olsun yeter. Müsaade. Eyvallah. Çok teşekkürler Fadet Hocam. Evet, sınırlı vakitlerde tahmin edilme kadar zor olduğuna ama toparlarız, Allah razı olsun. Ahmet Hocam, buyurun. İkinci oturumun son konuşması sizde. Daha sonra soru ve cevaplara geçelim. Tekrar bismillah. Efendim, tevhid. Böyle bazı derneklerin senede, birkaç senede bir gündeme getirmekle görevlerini yapacakları, yaptıklarını düşünecekleri, bazı muvahhid kesimin ya bundan 5-10 sene önce gündeme getirdik ya, artık üzerinden 28 Şubatlar geçti ve AK Parti rüzgarı esti, demokrasi daha fazla revaçta diyerek ihmal edecekleri, terk edecekleri veya bir zaman bunu gündeme getirerek görevlerini yaptıklarını düşünecekleri bir söylem değildir. Mekke'de 13 yıl hep tevhidden bahsedilmiş, şirkin izale edilmesi, tevhidin ikame edilmesiyle ilgili
direktifler verilmiştir. Mekke'de 13 yıl tevhidden bahsedildi, artık müvahhid insanlar oldu denilip yine yeterli görülmemiş, Medine'deki bütün ahkam ayetleri hemen her ya eyyühellezine amenu gibi imana, tevhide, atıfta bulunularak emirler verilmiştir. Yani girişte de, sonuçta da, ortada da her halimizde bir tevhid gündemleşmeli. Doğarken çocukların kulağına Allahu Ekber, La İlahe İllallah mesajlarını, tevhidi mesajı veriyoruz. Ölünce de onun için Allahu Ekber diyerek, onu önümüze koyarak tevhidi gündemleştiriyoruz. Ya bu ikisinin arasındaki hayat. Sadece söylemle veya o söylemi bile bir zamanlar yaptık diyerek geçiştirmek bizler için hiç de yakışık alacak bir durum değildir. Tağutun reddi de öyle. Bir moda akım olarak kabullenilmez. Tağut eline geçirdiği güç ve Allah'ın egemenlik haklarını içe sayarak içinde yaşadığı toplumu kendi arzularına veya kendi tanrılarına kulluğa çağıran ve toplumu şekillendirmek için kanun ya da kurallar ihdas eden, alternatif olarak ilahi hükümlere başka kanunlar koyan, her türlü güce verilen bir isim. Ve bugün bu sadece şahıslarla alakalı değil, tüm beşeri ideolojiler ile ilişkilendirilmeli. Allah'ın insanlara sunduğu, bizim İslam devleti dediğimiz, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmenin dışındaki her türlü yönetim biçimi tağuttur ve bunların reddedilmesi, tevhidi söylem açısından ihmal edilmemesi gereken temel unsurlardan biridir. Put, tağuti güçlerin de kutsadıkları, dokunulmaz saydıkları ya da arkasına saklandıkları her türlü kutsallaştırmış kişiler ve düşünceler demektir. Dünyada heykele tapan, inanın araştırdığıma göre hiçbir ülke kalmadı. Rusya, Lenin heykellerini, affedersiniz, tuvalet taşı yaptı. Mao'nun heykelleri Çin'de oyuncak olarak çocukların ellerine düştü. Evet, dünyada heykellere hala çocuklarımızın kaptırıldığı bir ülke olmanın bahtsızlığını ama aynı zamanda sessizliğini, tepkisizliğini formalitedir deyip geçiştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. La ilahe illallah diyen ya da tağutu inkar etmek mecburiyetinde olan müminler eğer bizim gibi davranmış olsaydı peygamberler niye ateşe atılacaklar? Niye memleketlerden sürüleceklerdi? Onlar da putlara saygı duymayı formalite kabul ederler ve toplumların şerlerinden korunmuş olurlardı. Evet, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okutmakla iş bitmiyor. Madem Kur'an Allah'ın kitabı, öyleyse onun emirlerini önce devlet uygulaması, sonra eğitimdeki kurallar olarak yerine getirmeyi eğer istismar yoksa icap ettiriyor. Vahyin en küçük çapta okulun kapısından bile gelmesi, girmesine müsaade etmeyeceksiniz. İslam'la ilgili hiçbir derste en küçük bir atıfta bulunmayacaksınız. İslam'ın en küçük görüntüsüne bile müsamaha göstermeyeceksiniz. Ve tevhidi eğitim, İslami eğitim bir tarafta dursun, insanları sadece devirli şeylerle kandırmaya çalışacaksınız. Putperest eğitimin öne çıktığı, müşrik insan yetiştirmeyi hedefleyen
milli eğitimdeki Kur'an okumayı biraz sert bulabilirsiniz ama meyhanelerde, gece kulüplerindeki o biçim programların arasına hafızı getirip arada da bir Kur'an okutmaya benzetsem çok mu sert olur? Soru sormuş oluyorum ama Abdullah Bey'in takdiri. Tabii bir putperestliği herhangi bir haramla nasıl mukayese edersin? Daha büyük bir olumsuz benzetme yapman lazım diyenleriniz olabilir. Tevhidi duruş bilinci öncelikle tekrar edeyim. La bilincine, tağutlara ve onların kutsadıkları putlara karşı alınan kesin bir tavrı öngörür. Bu tavır sadece düşüncede, inançta değil, pratikte de kendini göstermelidir. İslami kimlik, tağuti sistemlere karşı net, tavizsiz ve inkılabi bir tavrı gerektirir. Bu tavır alış, ilkesel bir zorunluluktur ve asla şartların değişmesi, tağutların insanlara oynadığı İslamizasyon politikalarıyla değişmemesi, bu tavırdan vazgeçilmemesi gerekir. Düşmanın baskılarına karşı olduğu gibi uzlaşmaya zorlayıcı, uzlaşmacılığı teşvik edici sinsi politikalara da vahid müminlerin direnmesi, taviz vermemesi, tevhide sahip çıkmalarının zaruri bir gereğidir. Tağutların tavrı her zaman baskı ve zorlamayla olmaz. Müminlerin ileyle nice zaman avlandıklarını hepimiz biliyoruz ve inşallah aynı delikten defalarca ısırılmaktan vazgeçeceğiz. İnsanlarımıza tevhidi şu maddeler içerisinde anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de Fahrettin Hocam gibi bazı maddeler sayacağım. Tevhid ve vahdet kelimeleri aynı kökten türer. Biri olmadan diğeri olmaz. Allah'ın ipine hepimiz toptan sarılmadan kurtuluşa ermemiz mümkün değildir. Ama bu böyledir diye cumhur cemaat tevhidi tümüyle yok sayan veya ona karşı tavır alan insanlarla tabii ki vahdet olmaz, sadece kalabalık oluşturulur. Ama bütün müvahhid kesimler birbirleriyle mutlaka vahdete doğru giden bir adımı takip etmeli. Önce birbirlerini tanımalı, sevmeli, güvenmeli ve küçük çaplı işbirlikleriyle ileriye yönelik ümitler vermelidir. Ama her dernek, her grup, her hoca kendi programını halledemiyor. Kendi derneklerindeki problemleri çözemiyor. Diğer organizasyonlar veya işbirlikleri, yardımlaşmalar tümüyle ihmal ediliyor. Tevhidi insanlara duyurmak için seferberlik yapmalıyız. Namazın bir tevhid eylemi olarak vurgulanması elbette hepimizin altına imza atacağımız bir husustur. Ama bugünkü camilerde tevhid tümüyle ihmal edilip anlatılmaz. Hak ketmedilir. Hakla batıl beraber sunulurken namaz eyleminin haydi camiye anlayışı bugünkü Diyanet camiası ve camilerdeki uygulamayla tağutlara dua edilen bir zihniyetle nasıl bağdaşır? Abdullah Hocam'dan bir iki cümle bu soruma az sonra cevap vermesini, başkanın da ona müsaade etmesini rica edeceğim. Üçüncü olarak halkın anlayacağı bir dil ve üslup elbette geliştirilmelidir. Biz çok kitabi bir dil kullanıyoruz ve halka tevhidi anlatamıyoruz. Anlatmayı da ön plana çıkartmıyoruz. Diğer fıkhi konular veya derneklerimize davet etmekten önce tevhide sıra gelmiyor. Halkı önceden tabii ki tekfir edip dışlamak, köprülere atmak tebliğimiz açısından, başarılı olmak açısından intihar etmek gibi bir şeydir. La ve red bilinci, isyan ve itaatsizlik şuuru mutlaka imanla bağlantılı olarak verilmek durumundadır. Her şeyi kabul eden bir anlayış iman kategorisine girmez. İman aynı zamanda reddir, inkardır, isyandır. Allah'a isyan edenlere isyan. Onu inkar edenlere inkar.
Tevhidin insan küfre, şirke, tuğyan ve isyana karşı çıkma, yasaklama, etkin ve aktif rol üstlendiğini, tevhid kavramının bunları içerdiğini unutmamak gerekiyor. Akaid soyut bilgilerden, daha doğrusu imanla tevhidle alakalı Kur'ani bulgular soyut bilgilerden ziyade güncel hayatla, bireysel, sosyal, siyasal, ekonomik problemlere bakış ve yorumu, kabul veya reddi mutlaka içermelidir. Halk, tevhide bulgunun içini doldurmadığımız müddetçe hiç etkilenmeyecek, ne dediğimizi de kolayca anlamayacaktır. Tebliğe tevhidden başlanmalı, tevhidi önceliklemeli, şirki izaleye çokça önem vermeli müvahhid müminler. Herhangi bir konuyu mutlaka tevhidle bağlantılı olarak anlatmalılar. Şu aydın namazının tevhide kapı açtığı gibi. İbadet ve ahlakın ancak tevhidle alakalı olduğu unutulmamalı. Tevhidi savunanların tabii ki örnek yaşayış ve güzel sahibi olmamaları, dilleriyle davet ederken dilleriyle kaçırmaları gibi bir konuyu gündeme getirir. Her iki yıldız hocaların vurguladığı bir cümle vardı. Tevhidin önünde engel oluyorsak bu bizim için vebal olarak yeter anlamında bir cümle. Ben bu cümleye tabii ki imzamı atarak ama yanına da bir cümle daha ilave etmek istiyorum. Yine bizim vasıtamızla başkalarının yanlış bir din, muharref bir din öğrenmeleri, muharref bir dine girip onda devam etmeleri de aynı vebaldedir. İnsanların özel durum ve özel günlerinden tevhidi davet için mutlaka yararlanmalı. Halkın hazmedeceği şekilde tedrici olarak tevhid ikame edilmeli. Hemen baştan askerlikten, eğitimden, taahhüt ve devletten bahsederseniz mümkün ki karşımızdaki insan hazımsızlık gösterebilir. Bunun altyapısı olarak önce yeterli bir Allah'a iman elbette vurgulanmalıdır. Halkın, evet, hoca, kanaat önderi, imam gibi yazar ve kanaat cemaat önderlerine tevhidi önce onlara anlatmalıyız. Bizim gençliğimizde nasihat ederlerdi büyükler. Müslüman doktora, Müslüman hakime, Müslüman mühendise ihtiyaç var. Hocalara değil derlerdi. Şimdi biz tersini söylüyoruz. Mühendise, avukata, hakime ihtiyaç yok. Müslüman hocalara ihtiyaç var. Hoca çok da muvahhid hocalara, alimlere büyük çapta ihtiyaç var. Dünyayı tanıyan, İslam'ın siyasetini de, sosyal yapısını da en az fıkıh bildiği kadar bilen, Arapça grameriyle uğraşıp zalim ve tağutları ihmal eden hocalar çokça var. Okullardaki, askerdeki, şarkılardaki, türkülerdeki, medyadaki şirk ve küfrü somut olan yapıları gündeme alıp bunlardan yola çıkarak tevhidi anlatmak daha kolay ve daha sağlam bir yöntem olmalı. Düzenin tağuti olduğunu ihmal etmemeli. Düzenin sadece kağıt üzerinde bir devlet olmasından öte kurum ve kurallarıyla, uygulayıcılarıyla reddedilmeli. Ilımlı İslam, demokratik İslam anlayışı, laiklik, liberallik, dünyevileşme ve mistisizmle mücadele, hurafe ve bid'atlerle, tarihselcilikle, modernist yaklaşımla da uzlaşılmamalı ve onlara da tavır alınmalıdır. Vaktim herhalde dolmuştur. Teşekkür ediyorum. Efendim, ben teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu sınırlı dakikalarla bitmeyecek bir konu. Evet kardeşler, gördüğünüz bu kuyu derin, gerçekten çok derin. Karşımızda problemli bir kuyu var ama Allah kerim. Hepimize çok iş düşüyor, ben onu görüyorum. Bir şeyi eğer biz istemediğimiz sürece onun değişmesinin mümkün olmayacağını görüyorum. Önce değişim iradesi bizden başlayacak. Allah razı olsun, buradaki değerli beyinler, kalemler, yürekler çok güzel çizdiler etrafını.